Ali Mahir Başarır, Süleyman Soylu'ya yüklendi. Her gün bir cinayet ve mafya olayı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Başarır İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve mevcut görevde bulunan Ali Yerlikaya'yı eleştirdi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda her gün bir cinayet ve mafya olayı. Eski İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu yanlışlarla mücadele eden bir yeni İçişleri Bakanı ki doğru buluyorum adımlarını. Burada Süleyman Soylu'ya ne kadar eleştiride bulunuyorsam, bu arkadaşımızın yaptıklarını da doğru buluyorum. Ama ikisinden biri yanlış. Bu net bir şekilde ortada, dedi. Meclisin denetim yetkisinin yeterince çalıştırılmadığını söyleyen Başarır, bir trafik kazasındaki tutanaktan Meclis Susurluk Komisyonu, buralarda oturmuş. Genelkurmay Başkanı'nı, istihbaratı, bakanları dinlemiş ve sayfalarca rapor yazmış mı? O gün eski bir bakan ceza almış mı? O gün en azından devlet mafya ve kirli yapıda mücadelede dünyaya ve ülkeye bir mesaj verebilmiş mi? Vermiş. Vallahi de billahi de bugün biz Susurluk'tan beter durumdayız ama meclis tek bir araştırma komisyonu kurmuyor. Niye kurmuyor? Meclis araştırma komisyonu kursa, Süleyman Soylu dahil, emniyet müdürleri dahil uyuşturucu ile ilgili iddialar dahil, Bodrum Marina dahil, eski İçişleri Bakanı, bürokratlar dahil, bunları dinlese ve rapor hazırlasa, topluma sunsa doğru olmaz mı, diye konuştu. Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işlevini günden güne yitirdiğini belirterek, şunları söyledi. Biz bir denetim yapıyoruz, evet ilk görevimiz yasa yapmak ama denetim yapıyoruz. Bakanlara vermiş olduğumuz soru önergeleriyle yapıyoruz. 27.80.651 soru önergesi vermişiz. 26.773 önerge cevaplanmamış. 42.000 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplanmış. Bu çok acı bir durum meclis için. Burada meclis ne yapmalı? Cevap vermeyen bakana hesap sormalı. Geçen sene bakanların davranışları bir faciaydı. Burada milletvekillerimize küfredildi. Burada milletvekillerimizin üzerine yüründü. Sanki savaşa gelmiş gibi hakaretler, tehditler savruldu. Ben utanç duydum, söyleyeyim size. Özellikle İçişleri Bakanı burada geldiği zaman tüm gruptaki, bakın tüm grupları söylüyorum, bir parti için söylemiyorum, söylemediği laf, etmediği hareket kalmadı. O gün İçişleri Bakanı'na soruları yönelten milletvekilleri haksız mıymış? Haklıymış. Yerine gelen İçişleri Bakanı bizim yerimize, bizim sorduğumuz soruları attığı imzalarla ispatladı. Onun atamış olduğu hemen hemen tüm bürokratları, emniyet müdürlerini görevden aldı, hatta tutuklandı. Peki biz niye hakaret duyduk? Bir bakanın gelip burada bir komisyon üyesine küfretmesini hiç kabul etmiyorum. Sayıştay raporları kuşa dönmüş. 2020'de partim bana Cumhurbaşkanlığı bütçesinde söz verdi. Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı ile ilgili raporlarını aldığımda, gerçekten çok güzel bir rapor vardı. Sarayın yan giderlerinden, hediye paketlerinden, içecek giderlerinden, lastik giderlerinden, mazot giderlerinden ayrıntılı bir rapor vardı. Gerçekten de bunun fazla olduğunu anlattık, Türkiye'de o gün o konuşma 70 milyon izlendi. Şimdi bugün Beştepe'nin harcamalarıyla ilgili raporu gördüğüm zaman ayrıntıyı geçin, iletişim giderleri 1,5 milyar yaklaşık olarak. Bu para nereye harcanmış? Sarayın yiyecek, temsil giderleri tek bir kalem altına alınmış, ayrıntılar yazılmamış. Sayıştay bu raporları bize vermezse, Sayıştay'dan bu raporları almazsak neye göre denetleyeceğiz? Üzülerek söylüyorum ki 2020, 2021, 2022, 2023'e geldiğiniz zaman Sayıştay raporları kuşa dönmüş. Herhalde 2024'teki komisyona geldiğimiz zaman toplam 8 trilyon gider var, ayrıntılarına bakarsınız diyecek. Böyle bir rapor olmaz. Böyle bir denetim yapamayız. Denetim yapmazsak da ilk başladığım noktaya geliyorum, işlevsiz bir meclis derler. Üzülerek söylüyorum bunu. Bugün biz Susurluk'tan beter durumdayız. Araştırma önergeleri veriliyor. Tam da aslında gündem. Mafya, siyaset, derin devlet, çeteler, insanlar ölüyor, tefeciler. İnsanlar kendi hakkını artık yargıda değil, mafya aracılığıyla, bu mafyanın devletle olan ilişkileri. Bununla ilgili araştıralım diyor, meclis araştırsın diyor. Hayır. Peki bunu meclis yapmış mı? Bir trafik kazasındaki tutanaktan Meclis Susurluk Komisyonu, buralarda oturmuş. Genelkurmay Başkanı'nı, istihbaratı, bakanları dinlemiş ve sayfalarca rapor yazmış mı? O gün eski bir bakan ceza almış mı? O gün en azından devlet mafya ve kirli yapıda mücadelede dünyaya ve ülkeye bir mesaj verebilmiş mi? Vermiş. Vallahi de billahi de bugün biz Susurluk'tan beter durumdayız ama meclis tek bir araştırma komisyonu kurmuyor. Niye kurmuyor?
Meclis Araştırma Komisyonu kursa, Süleyman Soylu dahil, emniyet müdürleri dahil, uyuşturucu ile ilgili iddialar dahil, Bodrum Marina dahil, eski İçişleri Bakanı, bürokratlar dahil, bunlar dinlese ve rapor hazırlasa, topluma sunsa doğru olmaz mı? Bu parlamento bunu Susurluk Komisyonu'nda yapmış. Bugün komisyon kuramıyoruz, kurduğumuz komisyonlar da çalışmıyor. Hazırlanan raporları da hiç kimse hukuken bir yere alıp koyamıyor. O zaman niye araştırma komisyonları, alt komisyonlar var, alt komisyon diye bir kavramı unuttuk biz neredeyse. Böyle parlamentonun itibarını koruyamayız Sayın Başkan. Burada Süleyman Soylu'ya ne kadar eleştiride bulunuyorsam, bu arkadaşımızın yaptıklarını da doğru buluyorum. Her gün bir cinayet ve mafya olayı. Eski İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu yanlışlarla mücadele eden bir yeni İçişleri Bakanı ki doğru buluyorum adımlarını. Burada Süleyman Soylu'ya ne kadar eleştiride bulunuyorsam, bu arkadaşımızın yaptıklarını da doğru buluyorum. Ama ikisinden biri yanlış. Bu net bir şekilde ortada. Ankara'nın ortasında öldürülen bir doçent. Sinan Ateş'in. Hepsi iç içe girmiş ilişkiler. Araştırma önergesi veriliyor, reddediliyor. Neden reddediliyor? 10 kez verildi, reddedildi. Neden reddediyoruz? Gelin bunu yapalım. Yasa kalitemizi artırmalıyız. Meclisin komisyonlarını işlevsel hale getirmeliyiz.